Ben beslenme ve diyetetik bölümünde araştırma görevlisi olarak şu an çalışıyorum. Beslenme ve diyetetik bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı bir bölüm. Böyle. Genel olarak bölümümüz hakkında bilgi vermek istiyorum öncelikle. Bölümümüz 2009 yılında kurulmuş bir bölüm ve şu an aktif olarak 158 öğrencimiz bulunmakta. Mezunlarımız da 547'ye ulaşmış durumda şu an. Şu an 8 akademisyen olarak bölümde görev almaktayız. Aynı zamanda ders saatli ücretli öğretim elemanlarımız da zaman zaman kadromuzda yer almakta ve eğitim vermekte. Beslenme ve diyetetik bölümü nedir diye baktığımızda sağlık bilimleri temelli bir bölüm. Aynı zamanda teknolojik bilimler ve farklı disiplinlerle de etkileşim içerisinde bir bilim dalı. Ve bu bölümden mezun olanlara biz diyetisyen unvanı veriyoruz ve bu şekilde kariyerlerine devam edebiliyor bu kişiler mezunlarımız. Beslenme ve diyetetik mezunların insan sağlığı ile uğraşan bir bilim dalı ve insan sağlığının ve gelişiminin yaşam boyu sürdürülmesi için hem bireysel hem de toplu beslenme planları yapan kişiler beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarıyla ilgileniyoruz. Biz bölümde bunları araştırıyoruz, değerlendiriyoruz ve bunlara çözüm yolu arayan ve besin kaynaklarının hem ekonomik hem sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan bir meslek alanı. Çok aslında geniş kapsamlı bir meslek alanı. Öncelikle bir kadromuzdan kısaca bahsetmek gerekirse şu an iki profesör hocamız var. Ve 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi olarak bölümde görev almaktayız. Ve her bir hocamız farklı alanlarda uzmanlaşmış. Örneğin Osman hocamız ve Şükür hocamız onlar beslenme bilimleri alanında, mikrobiyoloji ve besin kimyası alanlarında uzmanlaşmış hocalarımız. Aynı zamanda beslenmenin içinde toplum beslenmesi dediğimiz halk sağlığı ile ilgilenen bir alan var. Ve bu alanda uzmanlaşmış hocamız Fitnat Şule. Ve diyetetik dediğimiz aslında bu hastalıklarda beslenme tedavisi alanı ki önemli bir alan bu beslenmenin ilgilendiği. Burada da hem yetişkin hem anne çocuk diye de ayrılmış durumda. Dilek hocamız anne ve çocuk beslenmesi üzerine özellikle uzmanlaşmış bir hocamız ve alanında da deneyimli hocalarımız hepsi hastanelerde çalışmış deneyimli hocalarımız. Bunun dışında yine beslenme bilimleri dediğimiz beslenmenin temel sağlık bilimleri alanında da uzmanlaşmış hocalarımız kadromuzda yer almakta şu an. Müfredatımızı ve hangi dersleri veriyoruz biz bu bölümde bunlardan da bahsetmek istiyorum. Toplamda şu an müfredatımızda 58 ders var ve alandan dersler 27 tane bulunmakta. Aynı zamanda tıp fakültesinden tıp temelli dersler de almaktayız. Ve bazı diğer bölümlerden örneğin psikoloji gibi işte temel matematik gibi temel böyle bilimlerden de faydalanarak geniş bir müfredata sahip bölüm. İlk yılda birinci sınıfta geldiğinizde bölüme temel bir dersler var. Bunlar bazıları ortak dersler, tüm üniversite genelinde alınan dersler. Bunun dışında anatomi gibi, fizyoloji gibi ve beslenme diyetetiğe bir giriş amaçlı alınan temel bazı dersler var birinci sınıfta. Bir ve ikinci sınıf daha çok sizi üçüncü sınıfa, dördüncü sınıfa hazırlayan dersler. Bunlar temel dersler dediğimiz yani altyapıyı oluşturan derslerden oluşuyor. Asıl aslında mesleği icra edeceğimiz, öğreneceğimiz bölüm 3. sınıfta yer alıyor. Yani 5 ve 6. yarıyılda alacağınız dersler. Burada nasıl diyet yazılır onu öğreniyor aslında öğrenciler. Anne ve çocuk ve yetişkin olarak derslerimiz de ikiye ayrılmış durumda. Anne ve çocuk beslenmesinde önce anneye ve çocuğa yönelik bir beslenme planı nasıl yapılır ve bunlara yönelik temel bilgiler veriliyor. Hastalıklar kısmında, yetişkin kısmında önce hastalıkları öğretiyoruz. Yani hastalıkların bir patofizyolojisini nasıl oluşuyor bunları öğretip sonra bunlara yönelik de bir tıbbi beslenme tedavisi nasıl uygulanır? Bunları aslında 3. sınıfta öğrenmiş olunuyor. Daha sonra 4. sınıfa geldiğimizde bölümümüzde bir staj eğitimi var. Yani 4. sınıf aslında tamamen staj eğitimi oluyor.
14 hafta boyunca her dönem staja çıkarılıyor, haftada 3 gün olmak üzere. Burada staj yapılan bazı anlaşmalı kurumlarımız var. Farklı alanlarda 4 ayrı alana ayrılmış durumda stajlarda. Öncelikle bir hastanede yapılabiliyor. Hastanede de yine yetişkin ve çocuk olmak üzere 2 ayrı bölüme ayrılmış durumda. Bir de toplu beslenme hizmeti dediğimiz, yani catering firmaları gibi toplu yemek üretimi yapan firmalar gibi kurumlarda da staj yaptırıyoruz. Onun dışında bir de toplum sağlığı, halk sağlığı alanında hizmet veren kurumlarda da yine staj yapılması gerekiyor bu dönemde. Aynı zamanda bir bitirme projesi dersimiz var. Bu da mezun olmak için yapılan bir proje, bir araştırma yapılıyor ve bunun sonucunda da öğrencilerimiz mezun oluyor 4 yıl tamamlandıktan sonra. Aynı zamanda seçmeli derslerimiz de var. Bunlar zaman zaman değişebilmekte. İstediğiniz takdirde farklı alanlarda uzmanlaşmak istediğinizde, ilginiz olan alanlarda da bu seçmeli derslerden de alabiliyorsunuz. Ayrıca laboratuvarlarımız var bu eğitim süresince. Bu laboratuvarlardan en önemlilerinden biri de beslenme heykeli ve antropometri laboratuvarı. Bu laboratuvarda neler yapıyoruz? Beslenme heykeli dersim var. Bu birinci ve ikinci sınıfta alınacak olan. Burada besinin aslında tanımış oluyorsunuz. Besinin yapısını hangi besin ögeleri yer alıyor ve bunlar arasındaki etkileşimleri ve besin hazırlama, pişirme yöntemlerini öğreniyoruz. Bunlar da bu aşamalarda oluşan değişimleri bu laboratuvara girip öğreniyor öğrencilerimiz. Aynı zamanda antropometri laboratuvarı olarak da görev alıyor burası. Antropometri dediğimiz şey insan vücudunun aslında ölçümü. Ne dayalı? Yani vücut analizi yapıyoruz. İşte vücut yağ oranını hesaplamada kullanılan yöntemler nelerdir? Veya işte bel çevresi, kalça çevresi gibi bazı vücuda dayalı ölçümlerden biz bir tanımlama yapıyoruz ve bu tanımlamaya göre de bir beslenme planı oluşturmak için aslında bunlar bize önemli bir bilgi sağlıyor. Bu laboratuvarda yine besin hazırlama, pişirme uygulamaları yapıyoruz. Çeşitli besinler hazırlıyoruz. Bunların yapılarını öğreniyoruz. Örneğin nişastanın yapısında ne gibi değişimler olmuş. Bunları uygulayarak birebir de öğrencilerimiz bunu laboratuvarlarda deneyimlemiş oluyor. Bir diğer laboratuvarımız besin kimyası ve besin mikrobiyolojisi laboratuvarı. Bu laboratuvarda da besin kimyasına dair, yani besin analizleri yapıyoruz. Besin yapısındaki protein nasıl tayin edilir, nasıl analiz edilir veya besinlerin yapısındaki karbonhidrat nasıl ölçülür, bunlara dair uygulamalar yer alıyor bu laboratuvarda. Mikrobiyoloji dersi de yine burada yer alıyor. Burada da mikrobiyolojik ekim nasıl yapılır, işte bir besindeki mikrobiyolojik yük nasıl tayin edilir, nasıl ölçülür? Bu laboratuvara girerek öğrencilerimiz birebir buralarda deneyimleme şansına da sahip oluyorlar. Dördüncü sınıfta stajımız var demiştik. Bu stajlar için bir takım anlaşmalı kurumlarımız var. Okulumuz ayarlıyor bunu. Bizler de yardımcı oluyoruz. Bu başlıca staj yapılan kurumlarımız kamu hastaneleri oluyor. Belli sayıda öğrencimizi bu hastanelere gönderiyoruz. Özel hastanelerle de yine anlaşmalı olduğumuz hastaneleri de öğrencilerimizi staj yapma imkanına sahip oluyorlar. Onun dışında özel klinikler var. Beslenme ve diyetetik klinikleri. Burada diyetisyenlerin yanına yine giderek birebir staj yapma imkanına sahip olabiliyoruz öğrencilerimiz. Bir diğer staj yapılabilen kurumlar toplu beslenme hizmeti veren dediğimiz, bu yine işte toplu yemek üretim yapılan yerlerde, yemekhaneler, işte catering firmaları gibi yerlerde de staj yapabiliyorlar. Aynı zamanda toplum sağlığı merkezleri, işte halk sağlığına dair eğitim verme imkanı sağlanabiliyor bu şekilde stajlarla öğrencilerimize. Araştırma alanları başlıca beslenme ve diyetetik alanında yetişkin ve çocuk hastalıklarını beslenme olarak değerlendirebiliriz. Onun dışında farklı bir takım alanlar, bunlar genişliyor da aslında günümüzde beslenme çok aktif bir bölüm çünkü. Örneğin sporcu beslenmesi oldukça şu an popüler ve gelişmiş, yepyeni bir alan olarak doğmuş durumda. Besin kimyası alanında, mikrobiyolojisi alanında veya toplum beslenmesi alanında da yine uzmanlaşabilir öğrencilerimiz, mezunlarımız. Veya da toplu beslenme sistemleri dediğimiz bu yemek üretimine dair
çalışmakta olan kurumlarda da yine görev alabiliyorlar. Yine mezun olduktan sonra dediğim gibi bu catering firmalarında görev alabiliyorlar, toplum sağlığı merkezlerinde görev alabiliyorlar veya beslenme eğitim danışmanlığı merkezi dediğimiz aslında diyet kliniklerinde de yine mezunlarımız çalışabiliyorlar. Yatakta tedavi kurumları da kamu veya özel hastaneler olabilir. Bu tarz sağlık merkezlerinde de yine çalışabiliyorlar. Ayaktan tedavi kurumlarında yine ve sağlıklı yaşam merkezlerinde mezunlarımız çalışabiliyorlar. Çalışma alanı oldukça geniş. Aynı zamanda bölümümüz içinde yıl içerisinde çeşitli etkinliklerimiz de oluyor. Öncelikle örneğin birinci sınıflarda öğrencilerimize bir önlük giyme töreni yapıyoruz. Dördüncü sınıfa geldiklerinde de artık mezun olmaya yaklaşan öğrencilerimize yemin töreniyle birlikte mezun ediyoruz. Aynı zamanda farklı sektörden uzman diyetisyenlerin katılımıyla da çeşitli okulumuzda burada etkinliklerde yıl içerisinde yapıyoruz. Onlardan da küçük örnekler koydum. 6 Haziran Diyetisyenler Günümüz. Bunu da genelde her yıl kutluyoruz okulumuzda hep beraber. Benim bölümle ilgili söyleyebileceklerim genel olarak bu kadar. Sorusu olan varsa alabilirim. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Fizyoterapi rehabilitasyon bölümüyle devam edebiliriz. Ben kendimi tanıtayım önce. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden öğretim görevlisi Kübra Nur Menengiç. Bugün DGS ile geçiş yapmak isteyen öğrencilerimize bölümle ilgili bilgi vereceğim. Yine daha sonra sorularınızı da alacağım. Öncelikle lisans eğitimine bir öğrenci, fizyoterapi mezunu bir öğrenci ya da ergoterapi mezunu bir öğrenci 4 yıllık fizyoterapi rehabilitasyon lisans eğitimini neden tamamladı? Sanırım... Ben daha önce 2 yıllık ön lisans bölümlerine de programlarına da eğitim vermiştim. O yüzden o kısımda da bir deneyimim var. 2 yıllık bir fizyoterapi bölümünü bitiren bir öğrenci fizyoterapi teknikerliği unvanını alıyor. Devlet hastanelerinde çalışabiliyor. Özel hastanelerde tekniker olarak çalışabiliyor. Burada fizyoterapi teknikerinin meslek tanımı FTR uzmanı ya da fizyoterapistin gözetiminde fizyoterapi uygulamalarının uygulanması konusunda yardımcı olmak olarak geçiyor. Lisans eğitimini tamamladığındaysa bir öğrenci artık yardımcı olmaktan çıkıp daha fizyoterapi uygulamaları ile ilgili sorumluluğun sahibi oluyor. Öncelikle temel fark burada. Uygulamada baktığımız zaman fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden 4 yıllık bölümden mezun olan bir öğrenci hastalığı herhangi bir tanı almış bir bireyde FTR hekiminin yönlendirmesiyle fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını uygulamaktan sorumlu. Aynı zamanda bir hastalığı olmayan sağlıklı bir birey içinse de sağlığın korunması ile ilgili yine girişimlerden sorumlu oluyor. Buradaki iki ayrı başlıkta söylememizin sebebi, yani hastalığı olan kişi de şöyle, olmayan kişi de böyle dememizin sebebi, burada yine temel bir fark var. Çünkü hastalığı olan kişi de bir hekimin yönlendirmesiyle fizyoterapist hastayı alıyor. Daha sonra uygulanacak rehabilitasyon girişimlerinin tamamen sorumlusu kendisi, uygulamaları da kendisi yapıyor. Fizyoterapi teknikerinden destek alabilir bu süreçte. Diğer tarafta sağlıklı bir bireyle çalışacaksa eğer, örneğin işte bir kilo kontrolü konusunda olabilir ya da bir sporcuyla çalışabilir ama sporcu yaralanmamıştır, yaralanmasını engellemek üzere bir rehabilitasyon programı uyguluyor olabilir. Böyle durumlarda ise direkt olarak herhangi bir hekimden yönlendirme almaksızın kendisi uygulamaları yapabiliyor. İleriki zamanlarda bu yönlendirmenin olması ya da olmaması kısmı mesleğinizi uyguladığınız süreçte çok önem arz ediyor. Öte yandan fizyoterapistler aynı zamanda destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerin kullanım konusunda da yine hekimle birlikte uygun ölçüleri belirliyorlar, hastalara reçete ediyorlar, öneri geliştiriyorlar, hastalara ve ailelere eğitim veriyorlar. Lisans ve ön lisans farkını umarım anlatabilmişimdir. Şu an Türkiye'deki meslek yasamıza göre hasta bir bireyle çalışmak istiyorsak bize ancak FTR hekimi yönlendirme yapabiliyor.
Burada fizyoterapistin görevi nedir peki? Yaptığımız şey rehabilitasyon uygulamaları. Örneğin bir nörolojik hastada hastanın kaybettiği fonksiyonelliği geri kazanmasını sağlamak. Hasta bir inme geçirmiş olabilir ya da multiple skleroz tanısı almış olabilir ve dolayısıyla bu tanı sebebiyle etkilenmiş olabilir. Biz bu hastaya yürüme becerisini geri kazandırmaya çalışıyoruz. Ya da diğer taraftan ortopedik bir hastayı düşünecek olursak omuz ağrısı sebebiyle hareketi kısıtlanmış olabilir. Biz bu hastada da yine rehabilitasyon uygulamalarımızı kullanarak omuz hareketlerini geri kazanmasını ve günlük yaşamdaki aktivitelerini sürdürebilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bizim mesleğimizin güzel yanı, özellikle 4 yıllık fizyoterapi bölümünü bitirdikten sonra öğrencilerimiz fizyoterapist olarak gelecekte pek çok farklı alanda çalışabilirler. Bu alanlar temel alanlar, nöroloji, ortopedi, romatoloji, pediatri, geriatri gibi alanlar. Bunun yanında gittikçe gelişen ve hani artık 2023 yılında daha aktif olduğumuz yeni alanlar da var. Kadın sağlığı, erkek sağlığı, yine sporcu sağlığı, teknolojik rehabilitasyon gibi alanlarda fizyoterapistlerin istihdamı olabiliyor. Bizim pek çok farklı hasta grubuyla, örneğin sadece pediatrik rehabilitasyonu senin sesin açık kaldı. Şöyle hemen. Örneğin sadece pediatrik rehabilitasyonda çalışmak üzere yetiştirmiyoruz öğrencilerimizi. Hem pediatri, hem romatoloji, hem ortopedi, PTR'nin tüm alanlarında öğrencilerimiz yetkin bir şekilde mezun oluyorlar. Mezun olduktan sonra kendi ilgi duydukları alanları kendileri seçebiliyorlar. Bu ilgi duydukları alanda daha çok 4. sınıftaki stajlarda oluyor ya da çalıştıktan sonra belli bir süre çalıştıktan sonra klinikte ben bu alana uygun değilim, başka bir alan tercih edeyim diyebiliyorlar. Ama bir devlet hastanesinde çalışıyorsanız ya da tüm farklı hasta gruplarına hizmet veren bir tıp merkezinde çalışıyorsanız çoğunlukla tüm hasta gruplarına hizmet veriyorsunuz. Yani hem nörolojik hasta alıyorsunuz, hem romatolojik hasta alıyorsunuz, hem de kadın sağlığı rehabilitasyonundan hasta alabilirsiniz. Bir diğer fizyoterapi rehabilitasyon mezunu bir kişi için hastanede, tıp merkezinde çalışmak dışında başka kariyer imkanları var mı diye baktığımızda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri var ülkemizde. Engelli raporu olan kişilere haftada 1 ya da 2 saat bu merkezlerde rehabilitasyon hizmeti veriliyor ve devlet tarafından karşılanıyor ödeneği. Yine bu merkezlerde çoğunlukla pediatrik rehabilitasyon ama günümüzde yavaş yavaş nörolojik rehabilitasyon uygulamalarının da yapıldığı merkezler ve çok sayıda fizyoterapistin bu merkezlerde istihdamı söz konusu. Bunun dışında da yine bu merkezlere hasta yönlendiren rehberlik ve araştırma merkezlerinde ya da Sağlık Bakanlığı gibi çeşitli kurumlarda fizyoterapistler istihdam ediliyorlar. Ben akademik kadromuzdan söz etmek istiyorum. Bölümümüzde 9 öğretim elemanı mevcut. Öncelikle bölüm başkanımız doçent doktor Cem Erçalık. Kendisi FTR uzmanıdır. Aynı zamanda romatoloji alanında yan dal yapmıştır. Bunun yanı sıra 3D yazıcılarla bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Patentleri mevcuttur ve yeni patentler almak üzere başvuruları bulunmaktadır hocamızın. Bir diğer hocamız doktor öğretim üyesi Seçil Özkurt. Seçil hocamız fizyoterapist kendisi ve lisansüstü eğitimini daha çok romatoloji üzerine, fibromiyalji, osteoartrit gibi alanlarda balneoterapi üzerine yapmıştır. Hocamız yine bu alanların yanı sıra manuel terapi uygulamalarında hem bölümümüzde ders vermektedir hem ortopedi hem de manuel terapi alanında aktif bir klinik geçmişi bulunmaktadır. Diğer hocamız Makbule, doktor öğretim üyesi olacak olan, doktorasını yeni bitirmiş olan hocamız Makbule Karcı hocamız ise Kardiyoloji Enstitüsü'nden, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon alanlarında çalışmaktadır. Hocamızın aynı zamanda pediatrik alanında klinik geçmişi bulunmaktadır ve kendisi bir Bobat terapistidir. Bir diğer hocamız öğretim görevlisi Nazlı Dündar. Öğretim alanında
Yüksek lisansını tamamlamıştır hocamız. Yine multiple skleroz alanında doktora tezini yapmaya hazırlanmaktadır ve eğitimine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da devam etmektedir. Hocalarımızdan bir diğer hocamız öğretim görevlisi Recep Enes Çelik. Kendisi İstinye Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup yine doktora eğitimine aynı kurumda devam etmektedir. Yine kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon alanında çalışmaktadır. Aynı zamanda ortopedi ve pediatri alanında hocamızın klinik geçmişi bulunmaktadır. Diğer öğretim görevlimiz Sevde Betül Yiğit ise yine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü'nde doktor eğitimine devam etmektedir. Kendisi Aral Üniversitesi yüksek lisans mezunudur. Araştırma görevlimiz Rabia Kum ise Hacettepe Üniversitesi'nde doktor eğitimine devam etmektedir ve hocamız çok spesifik bir alan olan yutma rehabilitasyonu alanında çalışmaktadır. Aynı zamanda Profesör Doktor Ali Akın Uğraş da yine ortopedi hekimidir. Bölümümüzün akademik kadrosundan ortopedi alanında klinik çalışmalarına da devam etmektedir hocamız. Bunun dışında ders saati ücretli dışarıdan bölümümüzde ders veren hocalarımız mevcut. Ben özellikle tek tek hocalarımızı tanıtmak istedim. Çünkü ben lisans eğitiminde tanıtım günlerinde de aynı şekilde tanıtım yapıyorum. Lisans eğitiminde hocaların alanının özgeçmişlerinin özellikle incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem kurumun olanakları önemli. Bizim bölümümüz uygulamalı bir bölüm. Birazdan laboratuvar imkanlarımızdan da bahsedeceğim. Ama kurumun olanaklarından ziyade akademik kadronun özgeçmişi ve yeterlilik düzeyi bence daha üst sırada yer alıyor. Bizim gibi uygulamalı eğitim veren bölümler için. Akademik kadromuz böyle. Ben birazcık laboratuvarlarımızdan bahsedeceğim. Laboratuvarlarımızla beraber derslerimizden de bahsetmek istiyorum size. Çünkü geçiş yapan öğrencilerimizin en çok merak ettiği konular bunlar oluyor. Siz 2 yıllık bir fizyoterapi mezunu iseniz biz bölüme geçtikten sonra intibakınızı yapıyoruz. Ve pek çok ortak dersimiz oluyor aslında. Örneğin sizin aldığınız anatomi, fizyoloji gibi temel derslerimiz bizim 4 yıllık eğitimimizde 2 dönemlik bir ders olarak veriliyor. Ve eğer AKTS'si ve dersin içeriğinin tutması halinde biz sizin 2 yıllık eğitiminizde aldığınız derslerinizi 1. dönem anatomi, 2. dönem aldığınız anatomi 2 ve fizyoloji 2 derslerini yerine sayıyoruz. Siz 4 yıllık eğitimde tekrar anatomi 1 ve fizyoloji 1 derslerini almak durumundasınız. Bunun dışında elektroterapi gibi, ısı ışık hidroterapi gibi dersleri 2 yıllık eğitimde gayet yeterli düzeyde aldığınızı biliyorum. Eğer derslerin AKTS'si ve ders içeriği tutuyorsa bu derslerden muaf oluyorsunuz. Ama burada temel kriter yine AKTS ve ders içeriğinin tutması. Geçiş yapacağınız zaman bölümün ders içeriklerini kontrol etmenizi öneririm. Yine bölüme ulaşırsanız bizler de yardımcı oluyoruz dönem başında. Bunların yanı sıra sizler de 4 yıllık eğitimde bulunan ortopedik rehabilitasyon, romatolojik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon gibi dersleri alabiliyorsunuz. Derslerin ismi değişiyor. Örneğin nöroloji diye geçiyor 2 yıllık eğitimde. 4 yıllık eğitimde nörolojik rehabilitasyon şeklinde geçebiliyor. Burada derslerin içeriği çok önemli oranda farklılık gösteriyor. 2 yıllık eğitimde nöroloji dersinde nörolojik hastalıkların tanımlanması ve teknikerin yaptığı uygulamalar anlatılırken 4 yıllık eğitimdeki verilen nörolojik rehabilitasyon dersinde nörolojik alanda yapılan hastalıklara verilen tüm rehabilitasyon uygulamaları, egzersiz yaklaşımları, fizyoterapide bulunan diğer işte nörofizyolojik temelli yaklaşımlar, nörolojik temelli yaklaşımlar veriliyor. 2 yıllık eğitimde verilmeyen egzersiz yaklaşımları bizim mesleğimizin çok temel bir yapı taşı olduğundan biz bu dersleri rehabilitasyon dersleri yerine saymıyoruz. Öğrencilerin en baştan bunu bilmesi gerekir ama bunu da iyi bir eğitim vermek amacıyla yaptığınızı da bilmenizi isteriz. Bunun dışında diğer aldığınız diğer dersleriniz, işte seçmeli dersleriniz, bölümümüzde bulunan seçmeli derslere bakılarak muafiyeti, eğer AKTS'si içeriği uyuyorsa dersleriniz muafiyeti yapılıyor. Bu konuya birazcık ayrı yer ayırmak istedim. Çünkü en baştan en sona kadar bizim en çok konuştuğumuz şey DGS'li öğrencilerle bu oluyor. Ders seçimi. Belki sizler de şu an spesifik soru sormak isterseniz onları da yine sunumun sonunda yanıt verebilirim. Hocam bölmek istemedim. Çok güzel ve akıcı anlatıyorsunuz da. Sunumu ekrana yansıtmış mıydınız bilmiyorum ama sunumunuz gözükmüyor bizde. Selin Hanım konuşuyor değil mi? Yok hocam, Tuğba hocam. Tuğba hocam şimdi gördüm. Hı-hı. Yok hocam, sunum yok. tamam, yani biz böyle de gayet güzel anlaşılıyordu ama acaba yansıttıysanız diye hani
Sormak istedim. Soranlar olmuş çünkü. Tamam hocam, teşekkürler. Ben chat'i görmedim ama sunumumuz yok. Selin Hanım söz hakkı istiyor, istemiyor. Tamam. Derslerin işleyişinde 2 yıllık eğitimdeki öğrenciler zaten aslında bölümün dinamiğini biliyorlar. Uygulamalı derslere çok önem veriyoruz. Özellikle 2 yıllık okuyan öğrencilerin 2. sınıfta aldığı pek çok işte 2. sınıfın daha çok uygulamalı laboratuvarlarda geçtiğini, uygulamalı derslerle geçtiğini biliyorsunuz. 4 yıllık eğitimde de yine hem 2. sınıf, hem 3. sınıf, hem 4. sınıf çoğunlukla uygulamalı derslerle ve laboratuvarlarımızda geçiyor. O yüzden laboratuvarlarımızın teknik imkanlarını gittikçe daha da fazla artırmaya çalışıyoruz. Ve uygulamalı derslerin her bir öğrencinin gösterilen uygulamayı birebir yapması için teşvik edecek şekilde önden planlayarak işliyoruz. 2 tane şu an laboratuvarımız var. Yine laboratuvarlarımızın ihtiyaçlarını her yıl güncel bir şekilde yeniliyoruz. Bunun dışında 4. sınıfta stajlarımız var. Yine en çok sorulan konular stajı okul mu ayarlıyor, biz mi ayarlıyoruz kısmı. Arakam işbirliğiyle bölümümüz stajlarını kendisi ayarlıyor. Öğrenci staj ayarlaması için herhangi bir girişimde bulunmuyor. Okulumuz sigorta ödemelerini kendisi yapıyor. Devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde stajlarınızı yapabilirsiniz. Bunun dışında biz aynı zamanda son yıllarda yerel yönetimlerle yaptığımız işbirlikleriyle belediyelerde de öğrencilerimizin staj yapmasını sağlıyoruz. Bunun dışında merak edebileceğiniz kulüplerimiz var, etkinliklerimiz var bol bol. Bölümümüz bünyesinde bölümümüz öğrencilerin yöneticiliğini yaptığı FTR kulübü ve Engelsiz Yaşam kulübümüz var. Öğrencilerimiz aktif bir şekilde kendi otonomileriyle bu kulüplerde çalışıyorlar. Bunun dışında sektörden, akademiden konukları davet ettiğimiz, farklı uzmanlık alanlarını tanıtmayı ve farklı alanlarda daha derin öğrencilerimizin bilgi edinmesini hedeflediğimiz çok çeşitli etkinliklerimizi hem online hem de yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Notlarıma baktım. Ha, bir de Erasmus imkanlarımızdan bahsedip yavaşça tamamlayacağım. Almanya ve Litvanya ile Erasmus anlaşmalarımız var. Bunun dışında da kendisi yurt dışı ile iletişim kurup Erasmus staj hareketliliğinden faydalanan öğrencilerimiz de mevcut. Ben geçiş yapacak öğrencilere az önce söyledim ama tekrar söyleyeyim, tavsiyem geçecekleri bölümün akademik kadrosuna çok güzel incelesinler. Ne kadar ders almaları gerekiyor, kaç yılda mezun olacaklarının hesabını baştan güzel bir şekilde yapsınlar. Aynı zamanda üçüncü sırada da bölümün laboratuvar imkanları, cihaz imkanları nasıldır? Bunlara da dikkat etmelerini öneririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabilirim. Hocam merhaba, Selin Yenice ben. Fizyoterapi 1. sınıf öğrencisiyim, ön lisans 2 yıl okuyorum. Evet. Ben teknikerlik konusunda kendimi geliştirmekle 4 yıllık okumak arasında kaldım. Yani dikey geçiş yapıp fizyoterapist olmak mı yoksa teknikerlik okuyup üstünde kendimi geliştirmek mi diye düşünüyorum. Siz ne önerirsiniz? Aslında Selin, bu benim önerimin dışında senin ne istediğinle ilgili ama bu aradaki farkları bir belki söyleyebilirim hani seçim yapman açısından. Aslına bakarsan devlette çalışan bir fizyoterapist ve fizyoterapi teknikerinin pozisyon olarak çok bir farkı yok ama iş yükü olarak fizyoterapistin iş yükü daha fazla. Sen de görüyorsundur belki staj yaptıysan kliniklerde. O yüzden devlette çalışma anlamında teknikerler daha avantajlı diyebilirim ama fizyoterapist olduktan sonra kendi çalışma alanını seçebilirsin. Sorumlulukların daha fazla artacak ama mesleki tatminin de daha fazla artacak. Çünkü hastanın iyileşmesinden sorumlu kişi süreçte sen oluyorsun. Bunun dışında sağlıklı yaşam merkezi açma gibi bir yetkisi var fizyoterapistin. 4 yıllık mezun biri sağlıklı kişilerin fiziksel uygunluğunu geliştirmek için sağlıklı yaşam merkezi açabilir. Burada kişilere egzersiz reçete edebilir. Klinik pilates gibi, yoga gibi farklı alanlarda uygulamalar yapabilir. Kariyer anlamında fizyoterapist olduktan sonra çalışacağın alan sayısı çok daha fazla artıyor. Ama eğer işte bir devlet düşünüyorsan, ben hani bitirdikten sonra fizyoterapist olursam da devlet kadrosu için çalışacağım ve KPSS'ye gireceğim diyorsan da teknikerlikle fizyoterapistlik arasında pozisyon olarak çok fark yok ama şartlar olarak diyeyim, pozisyon olarak demeyeyim. Şartlar olarak çok fark yok ama yaptıkları işler birbirinden çok ayrılıyor. Bir gözlem yapmanı öneririm. Bir devlet hastanesine gidip ona göre tercihini yapabilirsin.
Umarım faydalı olmuştur. Hocam teşekkür ederim. Süremiz biraz geçti. Ülkü hocamıza bırakalım sözü müsaadenizle. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Hemşirelik bölümü doktor öğretim üyesi Burcu Dedeoğlu Demirven. Herhalde yaklaşık 9 yıldır görev almaktayım. Ben de aslında DGS'de olmayı çok istedim. Çünkü primerim de meslek yüksekokuluydu aslında. Hem acil hem anestezi bölümlerinde de ders verdim. Öncelikle size mesleğimizin tanımından bahsedeceğim. Bizim tanımımız önemli çünkü yani tüm meslek grupları gibi. Hem ICN hem Türkiye'de Türk Hemşireler Derneği tarafından yapılmış resmi bir tanımı var. Öncelikle bundan bahsedeceğim. Hemşireler, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını, esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirmek amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinden ve bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini aslında. Yani biz insanların varoluşundan, hatta artık bu tanım daha da genişliyor. Doğum öncesi, ölüm sonrasına kadar insanlıkla birlikte var olacak bir meslek grubuyuz. Pardon Burcu hocam, tam ekran yapabilir misiniz? Görünmüyor burada. Ben de tam ekran hocam ama. Onu bilemedim. Galiba Yani benim ekranım şu an tam ekran ama sizde nasıl görünüyor bilemiyorum. Teknik burada bir sorun olabilir. İsterseniz biraz büyütebilirseniz, onu tam görünmüyor ama. Yani şu an benim tüm ekranım burada hocam ama ana ekrana müdahale edemiyorum. Ha, pardon. Tamam canım. Yani benim ekranım da tam bilgisayarımda. Arel bünyesinde 2009 yılından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyoruz. 2019 yılından itibaren de yerleşkemiz Cevizli Bağ'da bulunmaktadır. Hemşirelik bölüm müfredatından önce ben sizlere DGS'den alabileceğimiz bölümlerden hangi bölümlerden öğrenci alıyoruz? Anestezi, ağız ve diş sağlığı, fizyoterapi, ilk ve acil yardım, tıbbi görüntüleme ve tıbbi laboratuvar teknikleri bölümlerinden öğrenciler bizlere DGS ile gelmekte. Hemşirelik müfredatı 8 yarı yılda 51 ders içeriyor. Birinci dönem güz yarı yılında temel bilimler dersleri ve ortak alan dersleri ağırlıklı bir programımız mevcut. Ancak ikinci yarı yıl bahar dönemiyle birlikte biz mesleğimizde bulunan 9 ana bilim dalının branş derslerine giriş yapıyoruz ve bu derslerin klinik alanlarına çıkıyoruz. Esaslar dersiyle klinik alanlarımız başlıyor. Yani birinci sınıftan itibaren staj imkanlarımız başlıyor. Ve dönemine göre iç hastalıkları, cerrahi, kadın doğum, çocuk, halk sağlığı, ruh sağlığı, eğitim, yönetim ve internlük uygulamasıyla da branş derslerinizin uygulamalarını tamamlıyorsunuz. Seçmeli ders havuzlarımızda alanına özgü derslerimiz mevcut. Akademik kadromuz alanında uzman hemşirelik eğitimini tamamlamış akademisyenlerden oluşmaktadır. Hocamız da bizimle burada. Profesör Doktor Ülkü Baykal hem dekan yardımcımız hem de hemşirelik bölüm başkanıdır kendisi ve hemşirelik yönetim ana bilim dalının profesörüdür. Ayfer hocamız çocuk hastalıkları doçentidir. Sevda hocamız kadın doğum kadın sağlığı hastalıkları doktor öğretim üyesidir. Sevinç hocamız temel bilimlerden fizyoloji alanında bize destek vermektedir. Ben iç hastalıkları alanı uzmanıyım. Berna hocamız adli bilimlerde bize destek vermektedir. Özden hocamız kadın sağlığı. Yasemin hocamız kadın sağlığı. Özgül hocamız eğitim. Arzu hocamız psikiyatri. Zehra hocamız halk sağlığı. Evru hocamız esaslar. Ve Nurbar hocamız da halk sağlığı alanında uzmanlaşmış akademisyenlerimizdir. 2013 yılında ilk mezunlarımızı verdik. Bu yıl bizim için daha da önemli. İlk mezunlarımızın 10. yılı ve 10 yıldır da bu mezunlarımızı vermeye devam ediyoruz. Hemşirelik eğitimine katkı biliyorsunuz uygulamalı bir bilim dalı. Beceri laboratuvarımız var 4. katta. Esaslar dersiyle birlikte laboratuvar derslerimiz de başlıyor. Yani bizim branş derslerimiz hem
teorik, hem laboratuvar hem de klinik olarak devam etmekte. Derste dinliyorsunuz, laboratuvarda uyguluyorsunuz ve daha sonra hastanelerde gözlemle başlayıp uygulamalar şeklinde devam ediyor. Aynı zamanda laboratuvarlarda derslerimizi de yapabiliyoruz. Geniş bir laboratuvar imkanımız var beceri olarak baktığımızda laboratuvarımıza. Simülasyon laboratuvarımızda daha çok vaka yönetimi üstüne gidiyoruz. Burada şu an çok görünmüyor ama şu gibi maketlerimiz, akıllı simülasyon maketlerimiz simülasyon laboratuvarımızda ve çeşitli vakalara dönüştürülebilip vaka yönetimi ve senaryolarını uygulayabiliyoruz simülasyon laboratuvarımızda. Aynı zamanda acil dersinde de ileri yaşam desteği ve temel yaşam desteği derslerimizi verebiliyoruz. Kadın doğum dersinde aktif bir doğum uygulamasını gösterebiliyoruz simülasyon laboratuvarlarımızda. Birinci sınıf güz döneminde temel bilimlerde aldığımız anatomi, fizyoloji gibi derslerimizi de ortak olan anatomi laboratuvarında gerçekleşiyoruz. Gerçekten çok güzel bir laboratuvarımız var. Sizler de Cevizli Bağ'a gelip aslında bunları görebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz bu alanlarımızı tanıtım günlerimizde. Hemşirelik bölüm mezunları çalışma alanları olarak nerelerde iş bulabilirler? Aslında çok geniş bir çalışma ağı var hemşirelerin. Devlet ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, koruyucu sağlık merkezlerinde, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren birçok sağlık hizmetlerinde, eğitim kurumlarında veya lisansüstü eğitimlerinizi tamamlayarak bizler gibi akademik kadrolarda görev alabilirsiniz. Biz bölümümüzle ilgili merak edebileceğiniz ve aklınızda takılan soruları bulabilmeniz için üniversitemizin sizlere sağlamış olduğu yönetmelik ve yönergeler butonları var AREL sayfasında. Burada bizimle ilgili tüm bölümlerle ilgili yönergelerimiz var. Bölümümüzde de Erasmus uygulamaları var. Giden öğrencilerimiz oldu. Litvanya, Letonya'ya gidenlerimiz var. Bunun için de Erasmus programlarından faydalanabilirsiniz. Öncelikle biz tabii ki AREL'in genel öğrenci yönetmeliklerini okumasını bekliyoruz aslında ilk başlamadan önce programlara. Bunları işte AREL'in ana sayfasında ve AREL duyurulardan takip edebilirsiniz. Bu konuda aktif bir web sayfamız var. Öğrenci sistemimiz AREL'den gelecekler olanlar için kolaylık ama dışarıdan DGS'den gelecek öğrencilerimiz için bizim AREL öğrenci bilgi sistemimiz var. Diğer adıyla Puraliz. Buralara giriş yaparak ders seçimlerinizi yapabiliyorsunuz. Ve akademik danışmanlıkları içinde AREL'im uygulaması var. AREL'im uygulamasından girebiliyorsunuz. Hemşirelik bölümüne özgü olarak baktığımızda biz birinci sınıftan itibaren herkesin zorunlu hemşirelik üniformasını almasını bekliyoruz. Ve laboratuvarlarda da beyaz önlükleriniz oluyor. Aynı biz bunları yeni koyduk. Yani güncellendi eski halinde. Uzaktan eğitimi nasıl devam ediyoruz? Tüm üniversite panelinde olduğu gibi uzaktan eğitim sistemine entegre bir bölümümüz. Uygulamalı derslerimiz dahil birçoğunu UZEM sisteminden giriş yaparak derslerimize devam edebiliyorsunuz. Yine bunlar için üniversite bünyesinde öğrenci olmanız gerekiyor tabii ki. Hemşirelik bölümüne ilk girdiğiniz andan itibaren bizler aslında bu yıl başlayacağız ama mentor-menti sistemimiz var olacak. Yani birinci sınıflara mutlaka bir mentor atamaya hedefliyoruz. Ondan önce de bölümümüzün tanıtım için bir el kitabımız var. Öğrenci tanıtım el kitabımız. Bunu da yine AREL web sayfasında bulabilirsiniz hemşirelik bölümümüze ait. İdari kadromuzun iletişim bilgileri burada verildi. Hem fakülte sekreterleri hem öğrenci işleri daha çok bilgi alacağınız yerler. Biz tüm lisans bölümleri gibi 14 haftada her dönem için her 14 hafta ders seçiliyoruz ve bunların çoğu teorik ve uygulamalı dersler oluyor. Burada bizim için önemli olan şey devamsızlık ve uygulamalardaki süreler. Teorik derslerde %30 ama uygulamalı derslerde %20. Bu bizim için büyük önem arz ediyor. Bölümümüzün geçme notu 60, vizenin %40 ve finalin %60'ı geçme notuna etki etmektedir. Birinci sınıf ikinci yarı yıldan itibaren ve 8 yıl boyunca da klinik uygulamalarımız devam etmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim.
Hocam merhabalar, ismim Fatih. Sesim net geliyor mu? Evet, ben duyuyorum. Çalışan öğrenciler için devamsızlık konusunda esneklik sağlıyor musunuz? Sanki az önce sağlamıyormuşsunuz gibi bir anladım. Yani çalıştığı alan neresi mesela? Yani hastanede bir hemşire olarak çalışmasına imkan olmadığı için, çünkü hemşirelik unvanı artık verilmiyor. Şöyle atandığım takdirde mesela ben KPSS'den 82 aldım, atanabilme ihtimalim var. Biz teorik durumda... derslerde uygulama, yani teorik derslerde devam zorunluluğuna belki esneyebiliriz ama uygulamalı ve klinik stajlarımızda asla esnememiz olmuyor. Bunu öncesinden söylemek istiyorum. Çünkü sizin sağlığım, yani çalışma alanınız neresi olursa olsun hemşirelik titrine sahip olabilmeniz için lisans bitirmeniz lazım. Artık kanunda da ve yasada da bu böyle. Ve hemşirelik mesleğini icra edebilmeniz için temel branş derslerimizin klinik stajlarına devam edebiliyor, bizimle devam edebiliyor olmanız lazım. Onun için bunlarda opsiyon gösteriyoruz desem mesleğimize biraz ihanet etmiş oluruz. Onun için klinik ve uygulama alanlarımızda, branş derslerimizde böyle bir opsiyonumuz olmayacaktır. Ülke hocam da beni destekler diye düşünüyorum. Yaz okulu imkanı var mı peki mesela? Şimdi en çok onu merak edeceğinizi tahmin edebiliyorum. Ben de MEO'dan çok öğrencimi lisansta tamamlattım. Yani birkaç tane oldu. Anestezi ve acilden gelenler var. Sizin gördüğünüz hiçbir ders bizim branş derslerimizden muafiyet almanızı sağlamıyor. Ama temel bilimler ve seçmeli derslerden derslerinize intibak yapabiliyoruz. Yani onları muaf edebiliyoruz. En erken bitiren DGS grubu öğrencilerimiz zaten ilk yardım ve anestezi bölümlerinden gelenler oluyor. Seçmeli havuzlarımızdaki derslerimizin çoğuna muafiyet verebiliyoruz. Ancak en iyi ihtimalle 2 yaz okulu artı 2 yıl. Yani yaz okulu yapmadan 2 yılda bitireceğim gibi bir algıyla başvuru yapmayın. Yaz okullarını da biz branş dersi olarak ARL'de açamıyoruz. Ama diğer çevre illerde ya da İstanbul'da mesela Medeniyet Üniversitesi açıyor benim bildiğim. Edirne'de Trakya açıyor, Uşak açıyor. Çoğu öğrencimiz Muğla'ya gitti bir dönem. Düzce'de çok alan oldu. Böyle temel branş dersleri yaz okulunda açan üniversitelerden aldığınız tüm dersleri de branş dersi olarak kabul ediyoruz. Ve onları muafiyetlerini yaz okulu sonrası veriyoruz. Az önce hepsini saydım aslında. Birinci dönem, ikinci yarı yıldan itibaren esaslar, iç hastalıkları, cerrahi gibi temel branş dersleri yaz okullarında kabul ediyoruz ve DGS, MEO'da aldığınız eğitimler bunlara sayılamıyor maalesef. Öteki türlü çok felsefesinden uzaklaşıyoruz çünkü mesleğimizin. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Burcu Hocam, burada soru yazan öğrencilerimiz olmuş. Şöyle bir soru var. DGS ile geçiş yapmak isteyen tıbbi görüntüleme teknikerliği programından bir öğrenci mezun istihdam ve KPSS atama durumunu sormuş. Yani istihdam konusu hemşirelikte bir sorun değil. Burada bir problem olmayacağını özellikle söylemek isteriz. Puanlar da biliyorsunuz değişiyor. Büyük şehirlerin eskiden çok yüksekken puanı şu an bayağı düşmeye başladı. Yani orada bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum Burcu Hocam, siz bir katkı sağlamak ister misiniz? Kesinlikle hocam. Yani KPSS ile atamalarda zaten atama sayılarındaki lisans hemşirelik sayılarına bakarsanız en çok atanan sağlık profesyoneli hemşirelik grubu oluyor. Sayısı da lisans olarak her geçen gün artıyor ve ön lisanslar azaltılıyor. Onun için hemşirelikte hocamın da dediği gibi istihdam sorunu yok. Atanmasanız dahi artık bunu burada söylemem ne kadar doğru bilemiyorum ama hemşirelik evrensel bir meslek. Yani yurt dışı imkanları artık birçok firma var. Yurt dışı imkanları da var. Lisans eğitiminizle evrensel bir meslek mensubu olabiliyorsunuz aslında. Kamuya atanmadığınız zamanda da şurada kafanızı kaldırın. Her yer özel hastaneler veya tıp merkezleri. Ben hemşire olup da
Evde oturan öğrencilerim var, evet, ama onlar da keyfi çalışmıyorlar, baba işi yapıyorlar. İş arayıp da bulamadım diyen hiçbir öğrencim olmadı. Evet. Belki şunu da sunuda atlamışız, onu da vurgulamak lazım. Fizyoterapistler gibi hemşireler de serbest çalışma haklarına sahip bir meslek grubu. İşte sağlık kabini açabilirler, evde bakım bürosu açabilirler, huzurevi mesul müdürlüğü yapabiliyorlar. Yani yaşlı bakım merkezi kurabiliyorlar, orada sorumlu yönetici olabiliyorlar. Birçok alanda serbest çalışma hakları da var. Kaç ders silinir, kaçıncı sınıftan başlarız diye Ebru öğrencimiz, Ebru Erdinç sormuş ama. Böyle bir bunun şey. İçin transkriplerinizi görmemiz lazım arkadaşlar. Afaki bir sayı veremem ama temel bilimlerde AKTS ve kredi tuttuğu sürece muafiyetlerini sağlıyoruz. Kaçıncı sınıfa geliyorsunuz diye bir soru gördüm şimdi, chat'i açtım ben de hocamın uyarısından sonra. Burada da mevcut muaf olduğunuz tüm AKTS belli bir orana bölünüp birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıfa geçiş olabiliyor. Yani DGS ile önceden gelen her öğrenci 3. sınıfa kaydoluyordu ama bu artık değişti. Muaf olabildiğiniz ders yüküyle alakalı. Muaf olabildiğiniz ders yükünün AKTS'si sizi 1. sınıfa da atabilir, 2. sınıfa da atabilir, 3. sınıfa da atabilir. Onun için okuduğunuz bölümlerdeki derslerinize bakmamız lazım. Şöyle olabiliyor, yani hiç başımıza gelmedi demeyelim. Bize 4 üniversite okuyup gelen öğrenci var. Yani onun DGS şartıyla bir üniversite okuyup gelen arasında tabii ki fark oluyor. Biz ama müfredatımıza uygun olabilecek tüm derslere muafiyet vermeye özen gösteriyoruz. Zaten bunun bir yönetmeliği var, yönergesi var, muafiyet yönetmeliği. Oraya bakarsanız sizler de görebilirsiniz. Transkribinizle eşleştirmemiz lazım. Afaki bir rakam söyleyemeyeceğim şu an. Sorularınız için de fakültemize bekleriz arkadaşlar. Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak hemşirelik bölümü her zaman desteğe hazır. Cevizli Bağ'dayız bizler de. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağlık Yönetimi bölümüyle devam edeceğiz. Salim hocamız zannedersem buradalar. Sözü Salim hocama bırakıyorum. Merhaba. Ben doktor öğretim üyesi Salim Yılmaz. Sağlık Yönetimi bölümünden. Ben de sunumdan ziyade aldığım bazı notlarla devam etmek istiyorum. Bölümü tanıtmak istiyorum. Şimdi sağlık yönetimi bölümü aslında temel olarak çok kısa bir tanım yapılmak gerekirse sağlık sektöründe yönetim konuları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrencilere yönelik bir lisans programıdır diyebiliriz. Bu program içerisinde sağlık sektöründe işletme, yönetim, planlama, strateji ve organizasyon becerileriyle birlikte sağlık hizmetlerinin finansal ve ekonomik boyutlarını kapsar. Bizim ülkemizde sağlık yönetimi bölümünün tarihçesi ilk Hacettepe Üniversitesi'nde başlamıştır. 1963 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur. Ardından 1970 yılında ayrılmıştır ve Hastane İdaresi Yüksekokulu bünyesine geçmiştir ve ilk lisans üstünde 1975 yılında yine Hacettepe Üniversitesi'nde geçmiştir. Lisans üstünü açmıştır. Özellikle 2010'lu yıllara doğru ve 2010'lu yılların başlarında yaygın olarak açılmaya başlandı ve bir miktar popüler oldu diyebiliriz. Özellikle İstanbul'da 2010'lu yılların ilk birkaç yılı içerisinde oldukça yaygınlaşmaya başladı. Dolayısıyla çok böyle geniş bir tarihçesi olduğundan söz edilemez. Daha hani kısmi olarak yeni bir bölümde denilebilir bu minvalde. Peki genel anlamda aslında sağlık yönetimi neleri öğretir, neler burada öğrenilir derseniz, sağlık yönetimi bölümünde öğrenciler sağlık sistemlerini Türkiye ve dünyadaki sistemlerle karşılıklı olarak kıyaslamayı öğrenirler. Sağlık hukuku ve mevzuatı hakkında fikir sahibi olurlar. Sağlık politikalarını Türkiye'de, dünyada ve tarihte bugüne kadar gerçekleşmiş olgulara farklı yönleriyle bakarak irdelerler. Sağlık ekonomisine ilişkin modellerin arka planını öğrenirler. Daha önemlisi sağlığın finanse edilme biçimini. Yani bugün sağlık hizmetlerinin hangi kaynaklarla
karşılandığını, bunu modellerini öğrenirler. Sağlık iletişiminin etik ve ahlak boyutlarını, hasta sağlık çalışanı iletişimini, yönetici çalışan iletişimini, hasta yakını sağlık çalışanı iletişimini öğrenirler. Ama yaygın olarak birçok aslında diğer sağlık yönetim bölümlerinde de olduğu gibi özellikle hastane yönetimi üzerinde dururlar ve bu hastane yönetiminin işleyişini eğitim hayatı boyunca yani 4 senelik eğitimi boyunca bölüm bölüm tüm detaylarıyla öğretilir. Sağlık kurumundaki kalite yönetimini ve süreçleri irdelenir. Hasta güvenliğiyle ilgili konular ilgili konularda eğitimler verilir. Ayrıca işletme, finans, liderlik, strateji, insan kaynakları yönetimi, örgütsel psikoloji alanına ilişkin davranış konuları gibi konularda genel yönetim bilgileri edinir. Sağlık yönetiminde kariyer açısından bakıldığında aslında sağlık yönetimi bölümü sağlık sektöründe bir kariyer düşünenler için, kariyerine devam etmek isteyenler için ya da ideal bir seçim olduğuna inanıyorum. Bölümdeki öğrenciler sağlık sektöründe çalışan kurumlar ve kuruluşlar tarafından işe alınmak için birçok beceri ve bilgiye sahip olurlar. Sağlık yönetimi de kariyer yapmak için sağlık yönetim bölümünün sağlık sektöründe kariyer yapmak için ideal bir seçim olarak düşünüyorum. Özellikle yönetsel bir takım beceriler kazanmak ve yönetimle ilgili bazı pozisyonlar da yer almak isteniyorsa bu bölümün oldukça katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kaldı ki sağlıkta dönüşüm programı biliyorsunuz 2012'den sonra devam etti ve bu kamuda da sağlık yönetsel bilgilerin ve buna ilişkin eğitimlerin alınmasına yönlendirildi. Özellikle hastanede yönetimle ilgili görevi olanların. Dolayısıyla burada birçok işe alım açısından da bilgi ve beceri açısından bu eğitimin katkı sağlayacağını düşünüyorum ve işe alımında da bunun ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Özel ve sağlık kurumlarında aslında sağlık yönetimi hangi alanlarda çalışabilir derseniz bununla ilgili de geniş bir yelpazeden bahsedebiliriz. Özel ve sağlık kamu sağlık kurumlarında, hastanelerde, kliniklerde, aracı sağlık hizmeti sağlayıcılarında, sağlık sigortası şirketlerinde, sağlık turizmiyle ilgilenen firma ve kliniklerde, sağlık politikası araştırma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığında, Çalışma Bakanlığında, ilaç firmalarında, tıbbi cihaz firmalarında ve çok çeşitli başka danışmanlık firmalarında gibi birçok sağlık alanında aslında çalışabilirler. Ben ayrıca şuna da değinmek istiyorum. Fakülteye geçişte yüksek okuldan fakülteye geçişin öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında ilk bakıldığında ki tek fark daha yüksek bir öğrenim seviyesiyle ilgili gibi görünüyor. Ancak aslında burada mesleki bir eğitim alarak, mesleki eğitimlerini tamamlayarak fakülteye geçişe aday oluyor öğrenciler. Bugünden sonra da mesleki bilgilerine teorik ve fakülte düzeyinde bilimsel bilgiler katmaları gerektiğine inanıyorum. Bunu yapmak için lisans eğitimiyle bilimin nasıl işlediğine dair fikir sahibi olarak kendilerini geliştirme fırsatını kaçırmamaları ve böylece ileride kariyeri ilerletmede basamakları daha hızlı çıkma olanakları yakalamaları gerektiğini düşünüyorum. Biz kendi bölümümüz olarak Arel Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümü akademisyenleri olarak bilimi ve son güncel çalışmaları özellikle önemsiyoruz. 2 profesör, 3 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere bir kadromuz var. Aslında birçok sağlık yönetimi kadrolarına diğer üniversitelerde baktığımızda oldukça da geniş diyebiliriz. Üniversitemiz de bu konuda bizi destekliyor. Daha genişletmek de istiyoruz. Çünkü yüksek lisans programımız var ve doktora programımız da bu dönem itibariyle kabul aldı. Dolayısıyla doktora öğrencilerimizi de alacağız. Buna mütevellit kadromuzu daha da genişletmeyi planlıyoruz.
Biz müfredatımız da aslında birçok üniversiteden farklı olarak sağlığa yönelik daha fazla olacak şekilde planlamaya çalıştık. Hem yönetim becerilerini, hem güncel metotları, hem de sağlık bilgisini özellikle özel mesela işletme tarafından geçeceklere kazandırmayı hedefliyoruz. Bizim kadromuzda bölüm başkanımız Profesör Doktor Metin Ateş, Profesör öğretim üyelerimiz Profesör Doktor İbrahim Halil Cankul, ben Salim Yılmaz, Suat Peker ve Gamze Aydın. Bizler 3 doktor öğretim üyesiyiz ve 2 de Derya Karabay, Sümeyra Gündem olmak üzere araştırma görevlilerimiz var. Bölümümüz 2012-2013 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini aldı. Yani aslında 10 yıllıkta bir geçmişimiz olduğundan söz etmeliyim. Burada hedef olarak aslında mesleki etik ve sorumluluk bilincini kapmayı hedefliyoruz. Disiplinler arası etkin biçimde çalışabilme becerilerini sağlamaya çalışıyoruz. Bilişim ve sağlık teknolojilerini kullanabilme becerilerini sağlamaya çalışıyoruz. Ve sürekli öğrenme, araştırma becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Bizim sağlık alanında, özellikle sağlıkta daha çok sosyal bilim tarafımızın yanı sıra sağlığa da önem verdiğimiz kısımlar müfredatımızda da aslında görülebilir. İkinci sınıfta mesela anatomi, tıbbi terminoloji, epidemiyoloji, hastalıklar bilgisi gibi derslerimiz bulunmakta. Bunun haricinde diğer müfredatımıza ilişkin derslerden biraz bahsetmek gerekirse, örgütsel davranış, işletme hukuku, temel matematik, temel hukuk gibi birinci sınıf derslerimiz bulunmakta. İkinci sınıfta yönetim, organizasyon, finansal yönetim, ekonomi 1-2, bilgi teknolojileri, muhasebe ve medikal muhasebe gibi dersler bulunmakta. Üçte istatistik, maliyet muhasebesi, sağlık hizmetleri yönetimi 1-2, sağlık ekonomisi, tedarik ve lojistik yönetimi, araştırma yöntemleri, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, sağlık hukuku ve mevzuatı ve son sınıfta stratejik yönetim, kantitatif yönetim teknikleri, bitirme projesi ve işletmede mesleki eğitim yer almakta. Ayrıca akademik kadromuzla ilgili şunu da eklemek isterim. Aslında hocalarımız birbirini ilgilendiği alan içerisinde, yani sağlık yönetimi alanının içerisinde de birbirini tamamlayan bir yapı içerisinde. Mesela Suat hocamız tedarik, lojistiği ve sağlık hukuku alanlarında özellikle deneyim sahibi, piyasada da çalışmış, hastane yönetiminde de bulunmuş. İbrahim Hoca sağlık teknolojilerinde, sağlık hizmetleri pazarlamasında özellikle duayen diyebiliriz. Metin Ateş hocamız sağlık hizmetlerinin genel yönetimi, stratejik yönetim, yönetim organizasyon gibi derslerde özellikle ön plana çıkmakta. Ben daha çok sayısal yöntemlerle doğrudan ilgilenmekteyim. Gamze hocamız işletme kökenli. Zaten işletme, insan kaynakları, örgütsel davranış gibi işletme dersleriyle daha çok ilgilenmekte. Peki bütün bunların dışında hangi bölümlerden geçiş imkanı var derseniz, bu konuda da aslında sağlık yönetimi geniş bir imkan sunuyor. Ağız ve diş sağlığı, anestezi, çocuk gelişimi, diş protez teknolojisi, sağlık kurumları, işletmeciliği, ilk ve acil yardım, optisyenlik, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri, işletme yönetimi gibi birçok bölümden aslında geçiş yapılabilen bir alan. Şimdi şunu özellikle değinmek isterim ki ağız ve diş sağlığı, anestezi, diş protez teknolojisi, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri, optisyenlik gibi alanlar aslında klinik becerilerin özellikle ön plana çıktığı ve diğer hani ek becerilerin de kazandıran daha çok pratik ağırlıklı programlara sahip. Bizim alanımızda aslında teorik bilgi ve yönetim becerileri üstüne odaklanma durumu söz konusu. Dolayısıyla bu pratik deneyimleri aslında teorik bilgi ve yönetim becerileriyle birleştirmek
için iyi bir olanak olduğunu düşünüyorum. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümlerinin için özellikle destekliyorum bu alanı. Çünkü müfredat açısından birçok dersin sayılabilmesi durumu söz konusu. Ve burada mesleki bilginize hem teorik bilgi katmak hem de yönetsel kararlarda daha objektif bir bakış açısı hani katabilmek için doğrudan bu alan size avantaj sağlayacaktır. Ki günümüz sağlık kurumları yönetimi için artık bu ihtiyacın kaçınılmaz olduğunu da söylemek mümkün. Ayrıca şunu da söyleyeyim olanaklar açısından. Sağlık Bakanlığı ilk defa Aralık 2022 ayında ilk defa sadece sağlık yönetimleri mezunlarına yönelik bir kadro da açtı. Bu açıdan da umarım istihdam olanaklarının giderek artarak devam etmesini bekliyoruz diyebiliriz. Bunun dışında yönetimin sanatsal yönünü kanıtlı ve kabul gören bilgilerle tamamlamak, yaşanmış vaka örneklerini literatür bilgisiyle bağdaştırarak tartışmak, beyin fırtınaları yapmak, yönetimde sayısal teknikleri kullanmayı öğrenmek, bu tarz konular size heyecan verirse yönetim felsefesi ve prensipleri sözcüklerini işitmeniz dahi ilginizi çekmeye yetiyorsa bölümümüzün kapıları açıktır diyebilirim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hocam çok teşekkür ederiz. Çocuk gelişimi bölümüyle devam edelim. Adalet hocamız burada zannedersem. Buyurun hocam, söz sizde. Genel olarak çocuk gelişimi bölümünden öncelikle bahsetmem gerekirse. Öncelikle kendimi tanıtayım. Öğretim görevlisi Adalet Biltekin. Çocuk gelişimi bölümünde öğretim görevlisiyim. Sunum açılmadığı için size direkt olarak çocuk gelişimi bölümünden ben bahsedeceğim. Öncelikle bölümün misyonu 0-18 yaş arasındaki tipik gelişim gösteren özel gereksinimli, korunmaya muhtaç, kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar, hastanede yatarak ya da ayakta tedavi gören çocukların tüm gelişim alanlarında, bu dil gelişimi, psikososyal gelişim, bilişsel gelişim olabilir, desteklenmesi, gelişimsel değerlendirmesini yapabilen, teorik ve uygulamalı olarak çocuğun ve ailenin özelliklerini, gereksinimlerini dikkate alarak gelişimsel, eğitsel ve özel destek programları ile çocuğu ve aileyi destekleyen bir meslek grubu aslında. Ve bizim misyonumuz da bu şekilde bir çocuk gelişimci yetiştirmek. Aynı zamanda Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş ve mesleki, bilimsel alanda da yetkin olmasını istiyoruz. Mezun olduğunda çocuklarımızın öğrencilerimizin sahip olmasını istediğimiz becerilerde genel olarak gelişimsel tarama ve değerlendirme, tanılama konularında becerilerinin olması, gelişimlerini desteklemeye yönelik gelişimsel uygunluk yaklaşımını temel alan programlar oluşturup uygulayabilmeleri, gelişimsel izlemi ve takibi çocukların yapabilmeleri, yine gereksinimleri doğrultusunda çocuk odaklı, aile merkezli uygulamalara danışmanlık yapabilmeleri, projeler üretebilmeleri. Yani kısacası aslında çocuğun olduğu her yerde bizim öğrencilerimizin de olmasını bekliyoruz. Bu sebeple de çocukların, öğrencilerimizin çalışma alanları da çok çeşitli. Çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, yine hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Eğitim kurumlarında çalışabilirler. Özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında çalışabilirler. Rehberlik araştırma merkezi, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler gibi, kütüphaneler gibi. Yine çocuğun 0-18 yaş arasındaki bütün bireylerin var olduğu yerlerde çalışmalarını, çalışabileceklerini biliyoruz. Genellikle 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler arasındaki farklar çok konuşuluyor. Çocuk gelişimiyle ilgili olarak farklılıkların çok fazla olmadığını düşünebiliyor insanlar ama şöyle bir durum var. Çok fazla mezun veriliyor. Haliyle rekabet ortamı çok fazla ve 4 yıllık bir bölüm okumanız hem sizin akademik anlamda da yüksek lisansa devam etmeniz açısından da aslında önemli. Eğer akademik çalışmak istiyorsanız yine aynı şekilde dediğim gibi hem 4 yıllıkta hem 2 yıllıkta çocuk gelişimi bölümünde rekabet çok yoğun olduğu için ve aynı zamanda 4 yıllık bir programda aldığınız
uygulama dersleri ve diğer olanakları da düşünürsek tabii ki sizin 4 yıllık bir programdan mezun olarak bir çocuk gelişimci olmanız da önemli. Bölümün akademik kadrosuna bakarsak eğer bölüm başkanımız Profesör Doktor Hale Dere Çiftçi. Kendisi oyun ve özel eğitim konusunda genellikle çalışma alanları o yönde. Yine doktor öğretim üyesi Vedat Baş var. Kendisi çocuk doktoru. Ben öğretim görevlisi Adalet Biltekin. Ben de çocuk gelişimi bölümünde şu anda doktora yapıyorum. Genel olarak özel çalışma alanlarım arasında erken okuryazarlık ve çocuk edebiyatı var. Yine iki tane araştırma görevlimiz var. Cansu Fırıncı Karabıyık ve Fatma Akbulut Atakol. Onlar da okul öncesi öğretmenliğinde şu anda doktora yapıyorlar. Tabii ki akademik kadroyla bitmiyor. Bununla birlikte ders saati ücretli hocalarımız da var. Özellikle gelişimsel tanılama ve değerlendirme konusuna bölüm başkanımız çok önem verdiği için bu konuda uzman olan ve uygulamaya yönelik vaka analizleri yapabilecek öğretim elemanlarıyla çalışıyor. Bununla birlikte size gösteremesem de müfredatı az çok size anlatayım. Çünkü sunumu sanırım yansıtamıyorum. Genel olarak ilk sene temel dersler görünüyor. Yüksek öğretime giriş, Atatürk ilke ve inkılap tarihi, Türkçe, İngilizce gibi. Aynı zamanda anatomi, çocuk gelişimi eğitimine giriş, psikoloji ve sosyoloji gibi temel dersleri görüyorsunuz. İkinci sene çocuk hakları, gelişim kuramları, çocuk ihmal istismarı gibi daha alana yönelik dersleri görmeye başlıyorsunuz. Çocuk sağlığı, hastalıkları ve ilk yardım, çocuk teknoloji, medya, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulama gibi. Üçüncü senede araştırma yöntemleri, aile ve yaşam dinamikleri, hasta çocukların gelişimi gibi ya da çocukların gelişimsel tanılanması ve değerlendirilmesi gibi dersler görülüyor. Ve son senede bitirme projesi ve iş yerinde uygulama derslerini görüyorsunuz. Son sene özellikle uygulama çok yoğun bir şekilde geçiyor. Çünkü haftanın 3 günü uygulama için, staj için dışarıda oluyorsunuz ve bazı kurumlarda staj yapabiliyorsunuz. Genellikle biz bu noktada sizin özel eğitim ya da hastanede staj yapmanızı uygun görüyoruz ve bunun için uğraşıyoruz genellikle. Çoğu zaman öğrencilerin bu iki alanda staj yapmasını önemsiyoruz. Sebebi de şu, özellikle tipik gelişim göstermeyen çocuklara daha çok maruz kalmanız ve alanda çalışmaya çıktığınız zaman bu konularla ilgili deneyim sahibi olmanızı bekliyoruz. Okul öncesi eğitim kurumlarından ziyade bu yüzden özel eğitim kurumları ve hastanelerde çalışıp tipik gelişim göstermeyen çocuklara maruz kalıp bu konuda gelişmenizi bekliyoruz. Bunun dışında tabii ki çocuk gelişimcileri desteklemek ve sosyal kültürel faaliyetler açısından da önemli olduğu için çocuk gelişimi kulübüyle bir takım faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Dün mesela 23 Nisan etkinliği için Arnavutköy Belediyesi'nde çocuklarla birlikte bir çalışma yürütüldü ders kapsamında. Tüm sınıflardan bazı öğrencilerimiz gelip Arnavutköy Belediyesi'ndeki çocuklara, Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı oradaki kreşlerde veya özel eğitim kurumlarında ya da belediyeye şu anda yaşanan bir depremden dolayı bazı depremzedeler de belediyede desteklenmek amacıyla belediyede bulunuyor. Çocuklara değişik etkinlikler yapıldı 23 Nisan etkinlikleri kapsamında. Bunun haricinde önlük giyme töreni, yemin töreni ve mezuniyet çayı bu sene gerçekleştirmeyi düşünüyoruz çocuk gelişimi bölümü olarak. Aynı zamanda bölüm başkanımızın Çocuk Gelişimciler Derneği ÇEGEDER'le de bir temas halinde olduğu için dernekle de bir bağlantımız olmasını ve çocukların da öğrencilerimizin de bu dernek dernek başkanıyla, dernekteki üyelerle görüşmesini istiyoruz.
Böylece derneğe de üye olmalarını ve dernekle de bağlantı halinde olmayı amaçlıyoruz aslında. Bunun dışında bazı dış paydaşlarımız var. Akdem ve Serebral Palsi Vakfı gibi. Onlarla da temas halindeyiz. Zaman zaman iş yerinde uygulama, işletmede mesleki eğitim kapsamında yani staj kapsamında bu kurumlara da öğrencilerimizi gönderebiliyoruz. Aynı zamanda vaka analizi çalışmaları için de ayda bir vaka analizi toplantıları gerçekleştirip sektörden bazı profesyonelleri çağırabiliyoruz. Mesela en son yaptığımız vaka analizi otizmle ilgiliydi. Bir tıp doktorunu çağırmıştık, çocuk doktorunu. O bize otizmle ilgili Neuroplay'den ve otizmden bahsetmişti. Bunun dışında serebral palsi ya da psikososyal destek gibi de vaka analizleri gerçekleştirdik. Genel olarak çocuk gelişimi bölümü olarak bizim istediğimiz sektörle daha çok temas halinde olması çocukların, öğrencilerimizin ve aynı zamanda öğrencilerin daha iyi yerlerde çalışabilmeleri, daha çok görünür olabilmeleri, dernekle bağlantılarının olabilmesi için çabalıyoruz. Örneğin yine bahsettiğim dış paydaşlardan Akdem ve Serebral Palsi Vakfı'na şu anda işletmede mesleki eğitim kapsamında bazı öğrencilerimiz gidip staj yapabiliyorlar. Hatta kurumlar eğer beğenirse öğrencilerimizi işe alabiliyorlar. İşe almasalar bile çok iyi bir referans olabiliyor. Onlar için çok önemli bir deneyim olabiliyor. Sektörde önemli kurumlar oldukları için. Bunun haricinde 2 yıllık bölümlerle ilgili şunu söylemekte fayda var. Çünkü çok fazla soruluyor. İşte kaç senede bitirebilirim, hangi dersler muaf sayılacak gibi sorular çok soruluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, biz seneye müfredat güncellemeyi düşünüyoruz. Ancak müfredat güncellense de güncellenmese de şu değişmeyecek. Genellikle dersin içeriğine, AKTS'sine mutlaka bakılıyor. Eğer ders içerikleri uyuşmuyorsa ya da AKTS uyuşmazlığı söz konusuysa kabul etmek pek mümkün olmuyor. Burada bazı yanılgılar olabiliyor özellikle DGS öğrencilerinde. Örneğin çok karıştırılan bir konu çocuk hastalıkları dersiyle hasta çocuk dersini muaf etmek edebilir miyiz diye çok soruluyor. Bu iki dersin içeriği ismen çok benzese de aslında dersin içerikleri çok bambaşka dersler. O yüzden iki dersi birbirine muaf olarak intibak yapamıyoruz o iki ders arasında. Aynı zamanda bir diğer soru da şey olabiliyor. Örneğin ders içeriğinde antropoloji, anatomi ve fizyoloji aynı anda bir ders içinde işlendiyse iki dersi birden muaf edilebilir mi diye soruluyor. Elbette ki muaf edilemiyor. Hem AKTS hesabından ötürü hem de dersin bir tane dersin iki derse sayılması için gerçekten o derslerin ciddi bir şekilde, yoğun bir şekilde işlenmiş olması lazım bir derste bile olsa. Ders saatlerine bakıldığında bu çok mümkün değil. İki ayrı dersin bir derste işlenmesinin. Bu sebeple de genel olarak sadece hangisine uygunsa içeriği o dersten muaf edip diğer dersi almasını bekliyoruz. Benim çocuk gelişimiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Başka sorunuz varsa mail yoluyla ulaşabilirsiniz ya da gelebilirsiniz okula da. Her konuda yardımcı olmaya çalışırız. Zaten öğrenci danışmanı ya ben olurum ya da bölüm başkanımız Hale Hoca olur. Muafiyet işleriyle ilgili de konuşmak istediğiniz bir konu olduğunda her zaman telefonla veya da mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben direkt geçeyim isterseniz. Cemre Bey'i de zor durumda bırakmadan. Çok fazla zaten zaman geçmiş. Bana da çok kısıtlı bir süre kalmış oldu şu an. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek? Herkese tekrar merhabalar bu arada. Sosyal hizmet bölümünde araştırma görevlisiyim ben. İsmim Uzay. Yani sosyal hizmet alanını aslında tanıtmak burada daha önemli benim için öncelikle en azından. Hani bölümün tarihine baktığınız zaman da zaten 55 yıllık bir geçmişi var. Yani oldukça yeni bir alan. Bu sebeple de pek fazla bilinmiyor zaten. Yani ilk başta bölüm olarak Hacettepe Üniversitesi'nde açılıyor. Böyle çok değiştirici bir şekilde böyle ülke için çalışmak adına mezunlar kırsal kesimlere gidiyorlar. Anadolu'nun köylerine gidiyorlar, ilçelerine gidiyorlar.
Orada seminerler yapıyorlar, kendilerini, mesleklerini tanıtıyorlar. Hani ben zaten ne kadar sosyal hizmet uzmanı, hatta 3. 4. sınıf öğrencisi görsem hepsi böyle oldukça idealist oluyor. Bölümün getirdiği bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunu. Hani ben mesela bile isteğe geldim bu bölüme. Bile isteğe seçtim. 40.000 TMS sıralaması vardı o zaman. Hani psikolojik danışmanlık olsun, başka diğer bölümler, hani bilim mühendislikler olsun geliyordu o zamanlar. Hani gelen ve tercih eden öğrencilerin de bilinçli gelmesini biz bu alanda çok istiyoruz. Çok istediğimiz bir şey. Hani bir de sosyal hizmetin açık öğretimi var. Siz biliyorsunuzdur muhtemelen. Hani bu durumda da biz zaten sürekli mücadele halindeyiz. Yani çünkü sosyal hizmet hani uygulamalı bir bilim. O bahsettiğim idealistik durumu, okulun, eğitimin size kazandırdığı bir şey. Yani bununla birlikte böyle başka özellikler de geliyor. Karakteriniz değişiyor artık. Yani bu sebeple böyle düzgün bir lisans sosyal hizmeti eğitimi alan kimsenin ben uzun süre işsiz kaldığını da görmedim. Yani bölümün temelinde değişimi destekleyen, böyle sürekli mücadele halinde olan ve sosyal sorunları çözmek adına böyle kendini adayan bir yaklaşım var zaten. Hani bu kişi böyle mutlaka zaten hayatta yapabilecek bir şeyler buluyor. Yani peki nedir bir sosyal hizmet, ona bakalım önce bir. Yani böyle bununla alakalı bir sürü tanım yapıyorlar. Aslında her sosyal hizmet uzmanının kendi tanımı var bile diyebiliyoruz yani burada. Hani en temel aldığı noktada dezavantajlı bireylerin temelde bu bizim sahip olduğumuz haklara hakkaniyetli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak olabiliyor. Hani yardım derken hani neyden bahsediyoruz, bu çok önemli. Lisans eğitimi alırken hani mesela bir hocamın sosyal hizmet tanımı var, böyle onu hiç unutmuyorum. Hani böyle bir çobansınız diyordu siz. Hani toplum çobanı aslında. Hani sürüde böyle ayağı aksayan, geride kalan böyle bir koyun var. Hani nasıl yapacaksınız? Bu koyunu kucağınıza alıp taşımayacaksınız. Hani diğerleri gibi onun gitmek istediği yere varsın, diğerlerine yetişsin diye aslında yarasını tedavi edeceksiniz. Hani onun için yolundaki engelleri ayrıca kaldıracaksınız. Hani sosyal hizmet bu aslında. Yani dezavantajlı birey dediğimiz de öyle. Sahip olduğumuz hayat standartlarına bizim gibi erişemeyen herkese dezavantajlı birey diyoruz ve bunların hepsi sosyal hizmetin konusunu oluşturuyor. Hani sosyal sorun olan her şey sosyal hizmetin konusunu oluşturuyor. Şiddet mağduru kadınlar, işte kimsesiz, suça sürüklenmiş çocuklar, kendi bakımlarını kendileri sürdüremeyen yaşlılar, hani fiziksel, zihinsel engelliler, yoksullar, göçmenler, LGBTİ bireyler hepsi sosyal hizmetin alanını oluşturuyor. Hani burada birey merkezi olarak mikro, klinik sosyal hizmet veya mezo, aile ile çalışarak müdahale veya makro uygulama dediğimiz toplumla çalışma uygulamalarını yapıyoruz. Bu ayrımcılığa uğramış bireyler için yeri geliyor hak savunuculuğu yapıyoruz. Hani burada köklü bir değişim için, toplumun bilinçlendirilmesi için mücadele ediyoruz. Hani çok geniş bir alan gerçekten. Hani hangi alanda nasıl çalışmak istediğinizi kendiniz seçiyorsunuz okurken. Hani bu nedenle verilen sosyal hizmet eğitimi de çok önemli oluyor. Hani hangi alana yönelecekseniz bununla ilgili temel eğitimleri almış bir şekilde mezun olmanız gerekiyor. Hani ders içeriklerine bu anlamda bakmanız, dikkat etmeniz gerek. Aril Üniversitesi'nin hani bu anlamda da akademik kadrosu çok çeşitli. Alanlarda çalışan hocalarımızla dolu. Temel alan derslerini zaten ilk senede alıyorsunuz. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve benzeri dersleri. Hani ben mesela göçmen çalışıyorum, kadın çalışıyorum, okul sosyal hizmeti çalışıyorum. Hani bizim bölüm başkanımız doçent doktor Serhat Cesur Kılıçarslan var mesela. Kadın, toplumsal cinsiyet çalışmaları, göç ve yoksulluk çalışmaları yürütüyor. Doktor öğretim üyesi Pınar Akkuş, suça sürüklenen çocuklarla, cinsel istismar anlamında LGBTİ bireylerle, toplumsal cinsiyetle ve etikle çalışıyor. Yine doktor öğretim üyesi Ruşen Ayata hocamız var. Madde bağımlılığı, göçmen, sivil toplum, engellilik, yaşlılar, aile ve çocuk, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet ve insan davranışı sosyal çevre derslerini veriyor. Hani Eymen hocamız da aynı şekilde göç çalışmaları yürütüyor. Yani bu anlamda böyle zengin ve gitgide böyle genişlemesini istediğimiz bir kadromuz var. Hocalarımızdan da yani her anlamda, akademik olarak hemen her konuda rehberlik hizmeti alabiliyorsunuz. Yani çalışma alanlarına bakıldığında böyle aklımızda olması gereken, bölümün her alanında böyle uygulamalı bir bilim olduğu. Direkt insanlarla burada temas etmeniz gerekiyor. Müdahalelerde bulunmanız gerekiyor. Hani bu anlamda bakanlıklara bağlı olarak hapishanelerde, çocuk evlerinde, denetimli serbestliklerde, hastanelerde, bakım evlerinde, huzur evlerinde çalışabiliyorsunuz. Aile Sosyal Hizmet Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde, TRSM'lerde, belediyelerde, sivil toplum örgütlerinde. Yani böyle o kadar geniş ki böyle internete yazdığınızda sosyal hizmet çalışma alanları diye 100'e yakın çalışma alanı çıkıyor. Hani sizin seçeceğiniz bir şey bu okurken. Özelde çalışmak isterseniz de neredeyse insani yardım amacı güden tüm örgütlenmelerde, vakıflarda iş bulabiliyorsunuz. Yani çeşitli sertifika programları, mesela aile danışmanlığı sertifikası, aile danışmanlığı yüksek lisansına yönelik
geldiğinizde aile danışmanlığı yapabiliyorsunuz. Yani özellikle akademide mesela akademik düşünürseniz, akademide de sosyal hizmet çıkışta mesela doktora mezun insanlara çok ihtiyaç var şu an. Yani diplomanızla mesela aynı zamanda bakım evi açabiliyorsunuz, huzur evi, kreş açabiliyorsunuz. Hani Avrupa temelli, Birleşmiş Milletler temelli insani yardım kuruluşlarında proje kapsamında çalışabiliyorsunuz yine STK'larda. Hani bu alanda siz seçiyorsunuz aslında hangi alanda çalışmak istediğimizi. Buna eğitiminiz sırasında da karar verebiliyorsunuz. Yani buna uygun derslerimiz var mesela. Staj yaparken 4 farklı staj yerimiz var. Bütün çalışma alanlarını özel yaptırmaya çalışıyoruz. Hani devletin aslında o sene öngördüğü şekilde düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. 3 tane zorunlu stajımız, 1 tane de seçmeli stajımız var. Son senemiz zaten ağırlıklı olarak stajla ve bitirme projesiyle geçiyor. Hani çalışmak istediğiniz alanda aslında yaşayarak bir nevi karar vermiş oluyorsunuz. Yani bir de sosyal hizmet ortamlarında inceleme dersimiz var. Her ders kapsamında böyle farklı alanda çalışan bir sosyal hizmet uzmanına bir kurumda ziyarette bulunuluyor. Yani bu anlamda bölümde sürekli alanda çalışan mezunlarımızla da biz temas halinde oluyoruz. Hani onlarla öğrencileri bir araya getirecek etkinlikler düzenliyoruz. Alan deneyimlerini paylaşmalarını sağlıyoruz. Hani alanda çalışmanın nasıl bir şey olduğunu artık böyle bizim için geleneksel olmuş diyebileceğimiz mezunlar deneyimlerini anlatıyor etkinliklerimiz var. Onlarla anlatıyorlar. Hani başka mesela neden bahsedebilirim? Kazanç anlamında bahsedebilirim. Hani net bir ne kadar kazanıyoruz kısmına net bir cevap vermek çok yanlış olur tabii. Hani biraz size bağlı bir şey. Alanda ne kadar aktifsiniz değişiyor buna göre. Alan olarak da yani görece yeni bir alan. Her zaman ihtiyaç var bu yüzden sosyal hizmet uzmanına. Hani bir de kulübümüz var, sosyal hizmet yaşam kulübü. Kulüp faaliyetleri kapsamında biz projeler, topluma hizmet uygulamaları yapıyoruz. Hani bu anlamda derneklerle de iç içeyiz. En son Umut Çocukları Derneği ile madde bağımlılığı hakkında böyle bir proje çalışmamız vardı. Bu anlamda böyle etkinliklerimizi isterseniz hani Arel Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet ve Yaşam Kulübü sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Hani orada ilginizi çeken bir etkinlik olursa onlara katılım sağlayabilirsiniz. Web sayfamızı inceleyebilirsiniz. Bölüm hakkında daha fazla fikir sahibi olmak istiyorsanız. Orada hatta mezunlarımızın küçük küçük videoları var. Onlara da seyredebilirsiniz. Yani bu kadar sanırım aslında benim anlatacaklarım. Ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Varsa sorularınız alabilirim. Yok herhalde. Çok da uzatmadım. Merhaba. İşimi sorabilir miyim? Tabii ki. Ben göremiyorum. Çocuk gelişimi okuyorum da ben şu an ön lisans. Çocuk gelişimi sosyal hizmetleri tamamlayabiliyor mu? Tabii evet tamamlayabiliyor. Çocuk gelişimi... Ya, Şey kaçıncı sınıftan itibaren başlayabiliyoruz. Alttan yani ders mi alacağız? İntibak komisyonu karar veriyor aslında. Getirdiğiniz zaman hani hangi dersinizin sayıldığına. Bazen 2'den başlattığımız oluyor. Çok ders alan öğrenciler oluyor mesela. Daha öncesinde farklı dersler almış. Onlar mesela 3. sınıfa kayıt oldukları da oluyor. Değişiyor yani ama almanız gereken ders önemli aslında burada. Kaçıncı sınıftan başladığınızdan ziyade. Ders anladım, sayısı önemli. O da ne kadar saydırdığınızla ilgili bir şey. Teşekkür ederim. Hocam sanırım başka sorumuz yok. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.